Merhaba sevgili seyirciler. İnsan Hakları Ajandası'na hoş geldiniz. Bu hafta, bu ay daha doğrusu Pride ayı, LGBTİ bireylerin uğradığı hak ihlallerinin daha görünür olduğu, sokağa çıktığı ve hak talepli eylemler yapıldığı bir ay. Ama tabii ki Türkiye'de bununla ilgili yasaklamalar devam ediyor. Bugün gündemimiz LGBTİ bireylerin uğradığı hak ihlalleri. İki tane önemli konuğumuz var. Spot Yönetim Kurulu üyesi Tuğkan Gündoğdu, hoş geldiniz. Ve Spot Hukuki Danışma ve Avukat Hatice Demir, hoş geldiniz. Ama her hafta olduğu gibi bu hafta hangi hak ihlalleri oldu onları izliyoruz. Sonrasında konuklarımızla sohbete devam edeceğiz. Gezi Parkı eylemlerine ilişkin 16 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması Silivri'de görüldü. Sanıklardan Avukat Can Atalay, Gezi insanın kendi kaderini eline alma idaresi kararlılığıdır. Gezi bu memleketin eşitlik, özgürlük ve adalet umududur. Bu iddianameyi reddediyoruz. Bu iddianameyle işimiz olmaz dedi. Sanık isim Tayfun Karamansa, bu iddianame Gezi'yi anlatmamaktadır. Gezi temsil eksikliği hissedenlerin tepkisidir. Gezi barışma, kucaklaşmadır. Gezi'den korkulacak bir şey yoktur diye konuştu. Mahkeme heyeti Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına, Yiğit Aksakoğlu'nun ise tahliyesine karar verdi. Rakibi AKP'li Yıldırım'a 800 binin üstünde oy fark atarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı. Mazbatasını aldıktan sonra İmamoğlu'nun belediye başkanı olarak ilk mesajı cinsiyet eşitliği konusunda oldu. İmamoğlu, bugünkü mazbatamda çoğunluğu kadın olan bir heyetin imzasıyla görevimi teslim alıyorum diye konuştu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 6 yıl önce sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek hakkında açılan davada hakim karşısına çıktı. Cumhurbaşkanına hakaret, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılamak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından yargılanan Kaftancıoğlu'nun ilk duruşmasının sonunda dava 18 Temmuz tarihine ertelendi. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink cinayetine ilişkin açılan dava kapsamında kamu görevlilerinin yargılandığı davadan dosyası zaman aşımı gerekçesiyle ayrılan 9 sanığın duruşması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Savcı aralarında Yasin Hayal, Erhan Tuncel ve Ogün Samas'ın da bulunduğu 9 sanıktan 7'sinin cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti sanıkların savunmalarını hazırlamaları için bir sonraki duruşmayı 17 Temmuz'a erteledi. KYK ile kapatılan Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin 3'ü tutuklu 14 çalışanının yargılandığı davanın 5. duruşması yapıldı. Mahkeme heyeti gazetecilere toplam 14 yıl hapis cezası verdi. Ayrıca tutuklu 3 gazetecinin tahliyesine hükmetti. Kanal D'de yayınlanan Beyaz Show programına telefonla bağlanıp Kürt kentlerinde yaşanan sokağa çıkma yasaklarını anlatan Ayşe Öğretmen yeniden yargılandı. Çocuklar ölmesin dediği için hakkında verilen hapis cezası nedeniyle tutuklanan ve AYM ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermesi üzerine tahliye edilen Ayşe Çelik bu kez beraat etti. İstanbul'da bulunan Halkın Hukuk Bürosu'na 20 Haziran günü polis tarafından baskın düzenlenmişti. Baskında avukatlar Ebru Timtek, Ayşegül Çağatay, Görkem Adede, Nadide Özdemir ve büro sekreteri Gülser Sarıgül, avukatların müvekkilleri Kamile Kayır ve bir avukatın kardeşi olan Özhan Aslan gözaltına alınmıştı. 4 avukatın tutukluluğuna karar verilirken gözaltına alınan diğer isim Özhan Aslan serbest bırakıldı. Bir yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen gazeteci Deniz Yücel'in başvurusunu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, anayasanın 3 ayrı maddesinin ihlal edildiğine karar verdi. AYM hem kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı hem de ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine hükmetti. OHAL kapsamında çıkarılan KYK ile kapatılan günlük tek Kürtçe gazete olan Azadiya Velat'ın 28 Mart 2018'de tutuklanan çalışanı Nizamettin Yıldız'ın yargılandığı davanın 6. duruşması yapıldı. Gazete çalışanı hasta tutuklu Nizamettin Yılmaz tahliye edildi. Gazeteci Beritan Can Özer hakkında örgüt üyesi olmak iddiasıyla açılan davanın 2. duruşması görüldü. Savcı 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme ise Can Özer'in mütalaya karşı savunma yapması için süre verdi ve duruşmayı Ekim ayına erteledi. Diyarbakır Barosu avukatlarından Armanç Arkaş, 22 Haziran'da bir kavgayı ayırmak isterken vurularak yaşamını yitirmişti. Başına isabet eden kurşunla hayatını kaybeden 28 yaşındaki Arkaş'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sürüyor. Olayın ardından silah kullandığı saptanan ve gözaltına alınan Abdurrahman Doğan, kasten öldürmek suçundan tutuklandı. Silopi'de bir polis panzerinin evlerine girmesi sonucu hayatını kaybeden Yıldırım kardeşlerin ölümüne neden olan panzer sürücüsü Ömer Yiğit'i görevlendiren amiri Murat Maden hakkında verilen beraat kararına savcı tarafından itiraz edildi.
Ömer Yiğit'e verdiği 2 yıl 1 ay hapis cezasını 19 bin Türk lirası para cezasına çeviren mahkeme, Yiğit'in amiri olan Madenin ise beraatına hükmetmişti. İstanbul'un Kartal ilçesi Orhantepe mahallesinde bulunan 7 katlı yeşil yurt apartmanının çökmesine ilişkin davanın yargı sürecine başlandı. Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçuyla biri tutuklu 3 sanık için 15'er yıl hapis cezası istenen dava ilk duruşmada Eylül ayına ertelendi. KHK ile kapatılan Yeni Kapı Tiyatrosu oyuncularından Nazlı Masatçı, 2015'te oynadığı bir rolden dolayı örgüt propagandası yapmak iddiasıyla yargılandığı davadan 1 yıl 6 ay ceza almış, cezanın infazı için 30 Ocak'ta tutuklanarak İzmir Kadın Kapalı Cezaevine gönderilmişti. Masatçı yaklaşık 5 aydır tutuklu bulunduğu cezaevinden denetimli serbestlik şartıyla bırakıldı. Evet, hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Bu ay Pride ayı, LGBT bireylerin, daha doğrusu ben o cümleyi söylemediğim için belki doğru olmayabilir, sokağa çıktığı, hak talep ettiği, eşitlik talep ettiği bir dönem. Ama Türkiye'de maalesef yine yasaklamalar var, yine ayrımcılıklar var. Ama önce Spot'tan başlamak istiyorum. Bir LGBT temelli bir hak örgütü sanırım Spot. Evet. Seyircilere Spot'un hangi işleri yaptığını, niçin kurulduğunu biraz anlatır mısın? Spot 2011 yılında kurulan, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği nedeniyle ayrımcılığa maruz kalan bireylerin hak ihlallerini raporlamak, takip etmek, duyurmak ve telafisi için çeşitli mekanizmalar geliştirmek amacıyla kurulan bir dernek. İstanbul merkezi bir derneğiz. Şu anda güncel olarak yaptığımız çalışmaların en başında danışma hattımız geliyor. Bu sanırım hak ihlaline uğrayan bireylerin size ulaştığı bir evet, hat. Evet, ama sadece hak ihlali değil. Danışma hattımız her konuda hizmet veriyor. İlişki problemlerinden tutun psikolojik güzelmiş destek, evet, psikolojik desteğe kadar hukuki destek, trans geçiş süreci vesaire, LGBT artıların hayatta yaşadıkları bütün problemlere dair hafta içi her gün 12'den 6'ya kadar hat başında gönüllerimizin durduğu ve işte spesifik bir uzmanlık alanı gerektiren durumlarda da o alanın uzmanına aktarım yapıldığı ve dönüş sağlandığı bir hat bu. Bunun dışında maille de ya da ofis telefonundan da kişiler bize ulaşabiliyorlar. Bunun yanı sıra bir LGBT dostu belediyecilik Çalışmamız var. Yerel yönetimlerle çalışıyoruz. Ondan Tuğkan birazdan bahsedecektir diye düşünüyorum. Pazar sohbetlerimiz oluyor derneğimizde her pazar gündüz saatlerinde. LGBT artılar biliyorsunuz biraz yalnız. Görünürlük, evet. Görünürlüğün sağlanması açısından biz yani gerek dışarıda gerek dernek içerisinde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ve biraz sadece gettolara gettolara sıkışmadıklarını göstermek için her pazar gündüz açılma sohbeti tadında tematik toplantılar düzenliyoruz iki moderatör eşliğinde. Genel olarak çalışmalarımız böyle, bahar seminerleri düzenliyoruz. Biraz daha akademi alanına dönük bu. Hukuki olarak da dava takipleri yani yapıyoruz. Hem şiddete maruz kalan, hem nefret cinayetine kurban giden, hem mekana alınmayan bireylerin aklınıza gelebilecek her türlü hak ihlallerine karşı bir hukuk biriminiz var ve destek veriyorsunuz. Evet, Spot, avukat eğitimleri düzenliyoruz. Avukat eğitim derken bu konuyla ilgilenmek isteyen avukatlara bir mevzuat evet, hem mevzuata dair hem de LGBT artı farkındalığı geliştirmek için avukat eğitimleri düzenliyoruz. O düzenlediğimiz avukat eğitimlerine katılan avukatlardan oluşan bir ağımız var. Mail ağı var. Sanırım Türkiye'nin her yerinde mi oluyor? Sadece İstanbul değil bu ağ. Ağda Türkiye'nin her yerinden avukatlar var fakat eğitimleri bütçe meselesinden dolayı İstanbul'da düzenliyoruz. Evet. Bu ağa katılan avukatlara işte bize başvuran danışanlarımızın özel vekille dosyalarının takibini istiyorlarsa. Bir ağ kuruyorsunuz bu şekilde. İletişim kuruyorsunuz. Evet, buluşturuyoruz yani, aslında. Evet. Ben çok muhteşem işler çünkü Türkiye'de bu tarz işleri yapmak isteyen ama bir bilgisi olmayan çok insan var. Bu mevzuat en azından şeyi çok makul. Spot konusunda eklemek istediğiniz bir şey var mı yoksa? Hatice'nin söylediklerine ek olarak bir de geleneksel olarak düzenlediğimiz bir aktivizm okulu mevcut. İnsanların LGBT artı hareketini tanımasını sağladığımız, aynı şekilde harekete istedikleri şekilde dahil olabilecekleri bir ortam
kurduğumuz 2 günlük bir eğitim serisi. Burada sadece spotu değil, aslında LGBT hareketinin genel olarak tanıtıyoruz ve insanlar bu okuldan mezun olduktan sonra dilerlerse spotla, dilerlerse hareketin başka bileşenleriyle örgütlenmeye de başlayabiliyorlar. Ben şimdi seyircinin anlaması için LGBT'yi derken neyi kastediyoruz, artı derken neyi kastediyoruz, bu terminoloji daha iyi algılansın diye. Çünkü belki bilinmiyordur. Hı hı. Kim cevap vermek ister, senden başlayalım istiyorsan. Tabii. Yani LGBT'yi lezbiyen, gay, biseksüel, trans ve interseks anlamına geliyor. Sonundaki artı da aslında her bir bireyin kendi cinsel yönelimi veya cinsiyet kimliğinin kendine özgün olmasını. Yani kendi tanımladığı şekliyle. Evet. Bu artı burada biraz kapsayıcılık kaygısı güdüyor. LGBT hareketi de kapsayıcı olmaya çalışan bir hareket olabildiğince. Böyle özetleyebilirim. Şimdi bu ay Pride ayı. Dünyanın birçok ülkesinde çok büyük festivale benzer etkinlikler oluyor. Hak talepleri oluyor. Görünürlük artıyor. Ama Türkiye'de maalesef yasaklandı bildiğim kadarıyla. Bu süreci anlatmak ister misiniz? Önce Pride nedir? Oradan başlayalım. Yani seyircinin anlaması açısından bu ayın önemi nedir LGBTİ camiası açısından? Tabii aslında LGBTİ hareketi diğer hak temelli veya toplumsal hareketlere baktığımız zaman çok kısa ömrü olan bir hareket. Yani 50 yıldır örgütlü bir şekilde devam ediyor. Pek de kısa olmaz aslında 50 yıl. Evet, aslında çok kısa değil ama evet. Bir yandan da çok büyük kazanımları olan bir hareket. 1969 yılında New York'un Greenwich bölgesinde Stonewall Inn diye bir mekan var. Bu mekan ağırlıklı olarak siyahi ve trans seks işçileri kullanıyor. Ve düzenli olarak buraya New York polisinin işte zorbalıkları, şiddet uygulamaları oluyor. Ve en sonunda 1969 yılının Haziran ayında oradaki insanlar bu baskı ve şiddete daha fazla dayanamayarak isyan ediyorlar. Tabii bu isyanın 50. yılı bu sene. Bu yüzden LGBT hareketi açısından çok kıymetli önemli. Kıymetli bir tarih, evet. Yani. Maalesef Türkiye'de dünyanın geri kalanındaki ülkeler kadar çok bir ilerleme kat edemesek de bu sene bizim için ayrıca bir önem. 50. olması gibi. Aslında Pride bir şekilde bir direniş evet. Devam aslında. Yani 50 yıl önce Amerika'da bir grup LGBT bireyinin direnişinin hem kutlanması hem o dayanışması anlamına geliyor. Türkiye'de ne alemde şu anda Pride? Şöyle, İstanbul'da 2014'ten beri yasaklı. Aslında İstanbul'da 2003'ten 2014'e kadar Taksim'de yürüyüşlerimizi yapabiliyorduk. Herhangi bir polis müdahalesine. Avrupa'nın en kalabalık Pride'lerden biriydi. Evet, 2014'te yüz binlerce kişi katıldı Gezi'nin de etkisiyle. Fakat 2015'te öncesinde herhangi bir açıklama yapılmadan müdahale edildi. 2015'teki Pride'de aslında kısmen bir yürüyüş gerçekleştirilebildi. Çünkü Avrupa parlamenterleri, milletvekilleri ve avukatların emniyetle görüşmeleri sonucu, yani o esnada fiilen yaptıkları görüşmeler ve kitlenin kararlı duruşu sonucu kısmi bir yürüyüş gerçekleştirildi. Fakat 2016'da yürüyüşten birkaç gün önce valilik yürüyüşün yapılmasına izin vermeyeceğini açıkladı. Bunun sebebini de Taksim'in toplantı eylem ve olmadı. Eylem alanı olmadığı iddiasına dayandırdı. 2017'de keza yine aynı şekilde Taksim'in eylem alanı olmamasından ve toplumsal hassasiyetler sebebiyle yürüyüşe izin vermeyeceklerini açıkladılar. Bu arada tabii 2016 ve 2017'de bir sürü gözaltı oldu. Sonrasında yani davalar açıldı. Gaz kullanıldı, şiddet kullanıldı. Evet. 2018'de de yine kamu düzeni, genel ahlak ve genel sağlığın bozulacağı iddiasıyla ve provokatif eylemlere yol açacağı iddiasıyla yasaklandı. Bu sene İstanbul 27. Onur Haftası Komitesi şöyle bir karar aldı. Tamam, madem Taksim toplantı ve gösteri yürüyüşü alanlarından birisi değil. Ama koca İstanbul, biz evet, mekan buluruz. Ama İstanbul'da elbet bir yerler bu alanlardan biridir dendi. Ve İstanbul'daki aktivistler toplandılar. O listeden yer baktılar. Şimdi bu arada listede gösterilen yerler biliyorsundur böyle. Maltepe, işte evet, evet, yani LGBT artıların
olmak istemeyeceği yerler. Evet, sivillerin saldırısına da maruz kalabileceği yerler. Neyse biz de baktık, dedik ki Bakırköy güzel. En makul. Aynen, Bakırköy zaten izin de veriyorlar. 1 Mayıs'larda yapılıyor. Geniş de bir ve alan. Toplumsal olarak evet. Daha yakın, en azından daha açık bir evet. Toplum. Biz de gideriz orada, mitingimizi yaparız dedik. Tabii ki işler böyle ilerlemedi. Yani aslında bahane şey, yani mekanla ilgili bir sorun yokmuş burada. Yokmuş. Yani Hakkısıyla Bakırköy. Evet, bunu şuradan anladık. Öncesinde valilikle bir görüşmeye gittik. Vali yardımcısıyla görüştük, insan haklarından sorumlu vali yardımcısıyla. Orada bize şunu söylediler, kapalı alanlarda yaptığınız etkinliklere bir rezervimiz yok. Bir de olsun. Bu arada var. Yani kapalı alanlarda da bir de olsun yani. Evet, var ama neyse, o öyle söylüyor, olmadığını söylüyor. Ama dedi, açık alanlarda toplumsal olarak tereddüt yaratan bir grupsunuz. LGBT'ler ben bunu Türkçe olarak anlamadım. Ben de anlamadım, üzerine çok düşünülmüş. Ve belli ki tasarlanmış bir cümle bu. Dolayısıyla açık alanda görünmenize izin vermeyeceğiz. Yani şey dedi. Demek istiyor, yani aslında LGBT görünürlüğü... rahatsız edici bir rahatsız edici görünürlük. Diyor. O yüzden biz evet. Size yani avcılardaysanız Taksim'de, evet. Beylikdüzü'de izin vermeyeceğiz. Bu evet. Yani 2016-2017'de verdiği kararlarda aslında hiçbir Taksim'le ilgisi yok. Evet, tamam, onu görmüş olduk. Tamamen bir fake bir bahaneymiş. Evet. Onu da aslında açığa çıkmış oldu. Evet. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz şu anda? Yani izin verilmedi. Öncelikle bir hukuki yolları tüketmeyi düşünüyoruz. Dava açtık. Valiliğin kararına karşı iptal davası açtık. İdare Mahkemesi'nde yürütmeyi durdurma da talep ettik. Henüz bir sonuç yok. Çıkmadı. Evet, yani çok da ümitli değiliz açıkçası bu konuda. Sonrasında da artık ahime kadar yolu var bu işin diye düşünüyoruz. Yani ihlal kararı çıkacağına biz eminiz. Ama bu süre tabii ki yani çünkü gerek 50. yıl olması sebebiyle az önce Tuğkan'ın anlattığı gibi gerekse yani yürüyüşün o gün yapılamadıktan sonra bir sonrasında ihlal kararı verilmesi yani, aynen yani öyle hiçbir anlamı yok. 1 Mayıs'ta sen 1 Mayıs yürüyüşü yapamıyorsan evet. 10 Mayıs'ta evet. Yapmanın bir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. Büyük olasılıkla. Sen nasıl değerlendiriyorsun yani valinin bakışını veya valilik bağlantılı olarak iktidarın bakışını daha doğrusu? Ya aslında Bakırköy'e de yasağın gelmiş olması benim şahsen şaşırdığım bir olay oldu. Çünkü valilikçe gösterilen alanlardan birisi ve valilik bu talebimizi reddederek aslında suç işlemiş oluyor. Temel insan haklarından olan toplanma ve gösteri yürüyüş hakkı LGBT'yi artıların engellenmekte açıkça. Hatice'nin dediği gibi de bu hani ileride ihlal kararı çıksa bile bu ama pazar yürüyemedikten sonra bizim için çok telafisi önemli. İmkansız evet. Zararlar ya evet. Hukuk dilinde. Evet. Telafisi evet. imkansız evet. Bir şeye dönüştüyor çünkü. Ama yine de biz LGBT artılar olarak her ne kadar toplumsal tereddütlü olarak görülsek de iktidar tarafından hiç tereddütsüz haklarımızı savunmak için buradayız. Yürüyüşümüzü de gerçekleştirmeye çalışacağız. Türkiye'nin diğer kentlerinde Pride veya hak temelli gösteriler oluyor mu ve olmaya çalışıldığını bilmiyorum. Bu sene İzmir'de ve Antalya'da da yasak kararı verildi. Mersin'de de bir yasak kararı bekliyoruz. Yani karar açıklanmasa da muhtemelen... Sen olan bir merkezi bir falan. Bakış bu. Yani evet, yani biz de bu sene kesin olarak buna emin olduk. Yani bu artık valilik inisiyatifi değil, muhtemelen bakanlıkça... Bir merkezi bir karar verilmiş evet. Ki zaten o konulara geleceğiz büyük olasılıkla. Evet. Pride haftasında yürüyüş dışında ne gibi etkinlikler yapıyorsunuz? Yani İstanbul'da, İzmir'de ve Türkiye'nin herhangi bir kentinde bu görünürlüğü, hak ihlali yönünü artırmak açısından. Ben aynı zamanda 27. İstanbul LGBT Onur Haftası Komitesi'ndeyim. Spot'taki sorumluluklarım ek olarak. Hafta boyunca 70'den fazla etkinlik var ve bu senenin teması ekonomine ayol. Bu dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen ekonomik krizden LGBT artıların da etkilendiğini hatırlatmak istedik bu sene ve temamızı bu şekilde belirledik. 70'den fazla etkinlik var dediğim gibi ve içinde paneller, piknikler, yoga etkinlikleri, sinema. Söyleşiler, film gösterimleri yani aklınıza gelebilecek her yani türlü peki, etkinlik mevcut. İzleyicilerimiz izlemek isterse ve takip etmek isterse nereden bunu çekebilir? Facebook'ta İstanbul LGBT Onur Haftası sayfasını takip edebilirler. Aynı şekilde Twitter'da ve Instagram'da da hesapları var. Bir de web sitesi mevcut programın yayınlandığı. Talep eden oradan evet. Takip edebilir. Şimdi ben daha önce Ankara'da şimdi sinema gösterimi, tiyatro, işte piknik falan ifade etti Tuğkan.
Daha önce Ankara'da bunlar da yasaklanmıştı. Yani şu an hala fiilen yasak. Hala fiilen yasak. Evet. Bu İstanbul'da bu yansımadı mı diyelim? Şöyle Ankara yasakları neredeyse 2,5 yıl oldu değil mi? Yani 2017'si. Ankara'da LGBT temelli bütün etkinlikler yasak. Bütün etkinlikler yasak. Kapalı veya açık. Açık fark hepsi yasak. Evet, yasak. Ankara Valiliği'nin ısrarla sürdürdüğü bir tutum bu. Aslında OHAL'le başlamıştı. OHAL'e dayanıyordu bu yasak. Sonrasında OHAL bittikten sonra tekrar bir başvuru yapıldı. Ankara'daki dernekler tarafından yasağın sürdüğü belirtildi. Hem OHAL esnasındaki için hem OHAL sonrası için ayrı ayrı açılan davalar mevcut. OHAL esnasındaki kararla ilgili, yasakla ilgili bir karar çıktı. Lehinize bir, lehe bir karar çıktı. Lehe bir karar çıktı, evet. Bunun insan haklarına aykırı olduğuna dair bir karar çıktı Bölge İdare Mahkemesi'nden. Fakat şu an valilik hala fiilen etkinlik yapılmasına izin vermiyor. Bu İstanbul'a yansımadı ama İstanbul'da kapalı mekanlarda en azından bu film gösterimi, konuşma... Aslında yasak, yani ilk Ankara yasağı geldiğinde İstanbul, İzmir, Bursa, Mardin gibi birçok şehri etkiledi. O dönem yapılmak istenen birçok etkinlikler engellendi emniyet tarafından. İstanbul'da da Queer Film Festivali vardı sanıyorum. Evet. Pembe Hayat'ın düzenlemek istediği Pera Film, Pera Müzesi'nde. Evet, o film festivali engellendi. Bu yasağın artçısı olarak. Yani aslında yasak Ankara'da kalmadı. Bütün ülkeye yayıldı diyebiliriz. Evet, bu bayağı fena aslında. Hı-hı. LGBT hak temelli, evet, durum açısından. Ben şimdi biraz daha cahilce bir soru soracağım size. Şimdi biz insan hakları sorunu deyince faili meçhuller, işkence, tabii ki bunlar temel sorunlar elbette. LGBT haklarıyla insan hakları arasındaki bağı biraz seyirci anlatır mısınız? Yani LGBT artılar da insandır. Yani o anlamda bu bağ anlaşılsın diye. Yani yani LGBT artılar herkes gibi aslında bu ülkenin vatandaşı. Ve anayasal hakları mevcut, eşit yurttaşlık talebi mevcut ve LGBT artılar aslında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılık, şiddet ve nefrete maruz kalmakta. Burada bir hukuk devleti olarak anayasada belirtildiği gibi LGBT hakları da aslında devlet tarafından korunmalı. Temel mesele bu. Yani insan haklarıyla insandır. Evet. LGBT artılar da haklarıyla insan. Aslında çok basit. Evet, biraz daha şey yapmak lazım. Şimdi LGBT ayrımcılığa gelmek istiyorum. Hani bu dönem benim en azından hissettiğim ayrımcılığın arttığı yönünde. Yani her zaman tabii ki vardı. Evet. Bu hiçbir zaman bitmiş değil. Bu Kürt sorunu için de öyle, LGBT meselesi için de öyle, kadın meselesi. Her zaman vardı bunlar ama sanki bir artış gösterdi. Yoksa görünürlük mü arttı ihlallerini? Nasıl değerlendiriyorsun? Yani şöyle, görünürlük arttıkça ihlal de arttı. Bu noktada katılıyorum. Ama aynı zamanda hedef gösterme arttı. Hedef gösterme artınca sansür sistematikleşti. Şiddet arttı. LGBT artıların zaten adalete ve sağlık hizmetlerine erişimi çok kısıtlı. Evet. Bir suça maruz kaldıklarında bunu bildirmeye dair çok büyük tereddüt yaşıyorlar. Çünkü gidip bunu polise anlattıklarında ya da işte duruşma salonunda hakime anlattıklarında cinsel yönelim ya da cinsiyet kimliklerine dair mahremiyeti ihlal eden bir sürü soruya maruz kalabiliyorlar. Ya, hakimde bir yargı oluşuyor. Evet. Direkt, ve dosyayı bir an önce elinden çıkarmak, evet, için her şeyi yapabiliyor. Yani bu sebepten bunların raporlaması bizim için her şeyden önce bu ihlallerin görünmesi açısından çok önemli. Bu yüzden ya burası da aslında bunu duyurmamız için bir mecra. İhlale maruz kalanların bunun peşini bırakmadan örgütlü mücadeleye katılarak hukuki haklarını, meşru zeminde araması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda dernekler, yani sadece İstanbul'da da değil, Türkiye'nin her yerindeki dernekler hukuki destek veriyorlar. Evet, yani bir şekilde avukat ağlarımızla kişilere ücretsiz hukuki destek sağlamaya çalışıyoruz. Sağlayamadığımız noktada da hareket olarak dayanışmayla bunu bir şekilde örüp ilerletebiliyoruz o süreci. Evet. Ben şeyi de biraz da, yani bu ayrımcılık konusunda sanki en azından eskiden spesifik daha kişisel durumlar varken şu an merkezi bir, evet, kararla mı bu ayrımcılık artıyor? Onu öğrenmek, iktidarın
politikasıyla mı bu ayrılık arttı? Yani tabii ki iktidarı elinde bulunduran insanların söylemleri aslında birçok şeyi tetikliyor ve şiddeti, ayrımcılığı ve baskıyı da tetikliyor. Bazen bu şiddet direkt olarak yöneticiler ve emniyet güçlerinden de geliyor. Haziran ayında sadece 3 kez devletin en yüksek mertebesi tarafından LGBT artılar hedef gösterildi. Bir İspark'sı öyle LGBT bir muhabbet vardı. Bir arkadaşım dün akşam söyledi, LGBT artı hakları mücadelesi rant peşinde değil, hak peşindedir. Evet. İspark'la aslında ilgilenmiyoruz. Temel hak ve özgürlüklerimizle ilgileniyoruz. Ama tabii o işin geyiği oldu. Yani dediğim gibi hem devletin en yüksek mertebeleri tarafından hedef gösteriliyoruz. Ve onun akabinde yandaş medyayı tabir edilen bir aslında Türkiye %95 medyasının kontrolünde olan bir grubun sürekli hedefi halinde olan bir hareketten bahsediyoruz aslında. Evet, bir gazete var, Yeni Akit, belki isim vermekte sorun var. Yok sorun yok, zaten onlardan yani, konuda rahatsız olacağını düşünmüyorum. LGBT artı hareketini belki de en yakından takip eden medya kuruluşu Türkiye'de. Sağ olsunlar, terminolojilerini de biraz geliştirdiler aslında yıllar içerisinde. Daimi olarak hedef gösteriliyoruz. Yani hem kişisel olarak hem kurumsal olarak. Peki daha geçmişte iktidar yetkililerinin doğrudan hedefi olduğunuz mu yoksa bunlar sizin için ilk mi? Yani mesela AK Parti öncesi, yani hepimizin yaşı genç elbette. Çünkü o kadar uzun iktidar var ki belki hatırlamıyoruzdur. Bu LGBT için yeni bir şey mi? Yani sürekli üst düzey yetkililer tarafından hedef gösterilmesi yoksa geçmişte de buna benzer vakalar oldu mu bilmiyorum. Yani böylesi ilk kez oluyor sanıyorum. Belki Hatice de destek olur ama yani 2003'te LGBT artılar da temel hak ve özgürlüklerine erişmelidir diyen bir iktidar vardı. İktidar vardı ve vardı. Şu an tam tersi, 180 derece tersinde hareket eden bir iktidar var. Yani bu hedef gösterme son dönemlerde gerçekten giderek arttı. Peki bu hedef gösterme karşı bir... Ben bu noktada bir şey eklemek istiyorum. Ya daha önce toplumda açıkça görünen ve varoluşunu gizlemeyen LGBT artılar üzerinden yine bir hedef gösterme ve nefret söylemi yayılıyordu aslında. Mesela Bülent Ersoy'a bu ülkede yapılanları biliyoruz. Evet. Ya da Zeki Müren'e de aslında üstü kapalı şekilde yapılan işte o şakaları, iğnelemeleri biliyoruz. Fakat şu anda bir merkezi politika var sanki. Evet, ben öyle hissediyorum en azından bir vatandaş olarak. Sanki LGBT konusunda bir karar alındı. Görünürlükleri olmasın, görünmesinler. Evet. Ne halleri varsa görsünler kapalı mekanlarda. Ve şöyle bir karar bu. LGBT diye bir örgüt olduğunu iddia ediyorlar. Bunlar iddianamelerde falan da geçiyor. İddianamelerde işte PKK, DHKPC, CHP, LGBT örgütleri falan diye geçiyor. Biz de şaşırıyoruz tabii. Biz mesela Spot LGBT olarak bir LGBT örgütüyüz. Ama yani cinsel yönelim, cinsiyet kimliğiyle alakasız bir konudan dahi bir şekilde adliyeye yolu düşen bir LGBT artı direkt LGBT örgütüne mensup muamelesi görüp bir de terörle ilişkilendiriliyor. Aslında bir anda trajik komik bunlar ama maalesef bu hak ihlaline sebep oluyor. Yani LGBT'yi canlısı örgüt diye algılayıp onun üzerine işlem yapmak komedi ama nihayetinde bundan zarar gören birçok vatandaş var. Ben şeyi sormak istiyorum bir hukukçu olarak. Şimdi Türkiye'de ifade özgürlüğü nefret söylemi arasında bir gidiş geliş var. Yani bazen ne bileyim mesela en iyi Kürt ölü Kürt diyen bir gazete suç duyurusu yapıyorsunuz. Onun ifade özgürlüğüyle ilgili karar veriyorlar. İşte bu ifade özgürlüğüdür. Ama aksi durumda bir sonuç alamıyorsunuz. Bu LGBT meselesinin aynı şey mi? Yani sizi hedef gösteren, aşağılayan, işte ne bileyim tehdit eden haberlerle ilgili bir suç duyurusu yapıldığında neyle karşılaşıyorsunuz? Yok, kovuşturmaya yer olmadı. İfade özgürlüğü. Yani LGBT artı hareketinin gündeminde bir dönem aslında olan bir konuydu. Nefret suçları yasası. Maalesef mevcut anayasa LGBT artıları değil aslında hiç kimseyi koruyamıyor. Ve nefret söylemiyle ifade özgürlüğü arasındaki fark aslında çok net. Net. Evet. Yani hani bir grubu hedef göstermek, aşağılamak, onur kırıcı ifadeler söylemek ve bununla birlikte kitleleri saldırıya ve nefrete yönelik mobilize edebilmektir aslında nefret söylemi. Bunu şu an bir karşı yok Türkiye'de. Hiç mi iyi bir karar yok yani bu konuda?
LGBT'yi hedef alan bir sözle, bir habere. Şu anda hatırladığım yok. Evet. Bu feci bir durum yani aslında. Yani şöyle, sadece işte savcılık aşamasını aşabildiğimiz, yargılaması devam eden. Evet, Mersin Onur Haftası'nın hedef gösterilmesiyle ilgili işte bu Furkan Haber sitesi mi ne, böyle bir sitede, yine Akit benzeri siteler bunlar. Bir sitede çıkan habere ilişkin suç duyurusuna dava açılmıştı ama onlar da beraat ettiler. Yani bu ama dava açılması bile bizim için bir gündem olmuştu açıkçası. O bir başarı oluyor, evet, belki de. Bu evet, sadece LGBT için değil de mesela Ermeniler için de, evet, Kürtler için de nefret söylemi ifade özgürlüğü sayılıyor, evet, ve o bariyer bir türlü maalesef aşılamıyor. Yani evet, aslında bu ifade özgürlüğü değil. Aksi ifade özgürlüğü, yani azınlık olanın veya fikrini korumak lazım. Diğer baskın grubun saldırıları, bunları hiçbir şekilde ifade bakmak lazım. Bir de şundan da bahsetmek gerekiyor. Yani bu nefret söylemleri pratikte neye yol açıyor? Evet, pratikte önemli, ne getiriyor? Evet, mesela önemli, çok basit. Biz derneğimizi taşıdık yakın bir zamanda. Dernek binamızın otel yapılacağı gerekçesiyle. O kadar uzun sürdü ki yeni bir yer bulabilmemiz. Evet. Çünkü bir kere zaten dernek olduğumuz için baştan bir evet, zor taşıyorsunuz. Mülk sahipleri tarafından, hı, bir olumsuz karşılanıyoruz. Hele bir de LGBT derneği olduğumuzu duyulunca 2 ile çarpılıyor bu olumsuz. 5 ile falan çarpılıyor hatta. Epey zorlandık. Bunun dışında LGBT artılar mahallelerinde saldırıya uğrayabiliyorlar. Yine evlerinden atılabiliyorlar. Dediğim gibi adliyede, sokakta, metrobüste, parkta, çayırda, çimende, her yerde. Özel hayatta deşifre oluyor. Evet. Yani bu çok hassas bir konu aslında. Sağlığa erişemiyorlar. Evet. Hastanelerde alay edilme korkusuyla ya da işte doktorun, mesela bizim kampanya davalarımızdan bir tanesiydi bu da. Doktorun ben senin gibi birine bakmak istemiyorum, senin gibi birini tedavi etmek istemiyorum diyerek tedaviden imtina etmesi gibi durumlarla karşılaşabiliyorlar. Yani nefret söylemi dediğimiz şeyin bir sadece haberde geçip unutulan bir olay değil. Bunun değil, bir sonucu oluyor. Aynen öyle. Pratikte gerçekten bir karşılığı oluyor. İşte Kürtlerin, Ermenilerin, LGBT artıların, yani bütün o dezavantajlı grupların pratikte hayatını etkileyen, evet, evet, yani ev bulmasından, mekan bulmasından, sokakta rahat yürümesinden, evet, bütün hayatını etkileyen, hatta bazen hayatına sebep olan bir. Evet. Evet. Bunu cezasızlık da tetikliyor aslında. Evet, daha önce trans cinayetleri biliyorsunuz, yani ülkenin ve LGBT hareketinin aslında gündeminde. Ancak bunun ardı arkasının kesilmemesi hem toplumdaki nefretin körüklenmesiyle hem de cezasızlıkla birlikte gerçekleşiyor. Buraya girmişken onu bence açalım, hı-hı, bu cezasızlık meselesini. Birçok nefret cinayeti, yani işte gay kimliğe sahip olduğu için, trans kimliğe sahip olduğu için, hı-hı, cinayete kurban eden birçok insan var. Yargının bakışı nasıl oluyorsa, yani hepsi cezasızlık mı hakikaten? Aslında hepsi cezasızlıkla sonuçlanmıyor fakat iyi hal indirimlerinden ya da haksız tahrikten maalesef kurtulamıyoruz. Yani failler işte mesela translar için kadın sandım erkek çıktı gibi bir cümleyle birdenbire çok yüksek oranda indirimler alabiliyorlar cezalarında. Bu da aslında hareketin gündemini meşgul eden konulardan biri ve taleplerimizden biri, bunun böyle olmamasına yani adalet talep etmek, evet, en azından, evet, bir şey. Tekrar politika döneceğim, LGBT ile politik hareketler arasındaki ilişki Gezi süreciyle birçok toplumsal kesimle aslında ilişkilendi. En azından ben öyle gördüm, birçok siyasi partiyle. Bir katkısı oldu mu bu ilişkilenmenin LGBT mücadelesine? Aslında Gezi'den şöyle bir anekdot verebilirim. O gösteri boyunca LGBT Blok adında Gezi Parkı'ndaydı LGBT artılar. Ve o dönemde aslında Gezi başlamadan önce İstanbul LGBT Onur Haftası'nın teması direniş olarak seçilmişti. O da güzel bir tesadüf oldu 2013 yılı için. Ondan bir sonraki sene de temas olarak belirlendi. Çünkü LGBT artı hareketi oradaki bütün toplumsal ve sosyal hareketlerle aslında temas etti ve bu karşılıklı gelişti. Yani şöyle anekdotlar verebilirim. Çarşı grubuna cinsiyetsiz küfür atölyeleri verildi. Böyle çok güzel temaslar gerçekleşti. Tabii bundan sonra da LGBT hareketinin politik partilerle organik bağı haliyle kuvvetlendi. O dönem spot hem 2014'te hem de
bu seneki yerel seçimlerde LGBT artı dostu belediyecilik protokolü hazırladı. Bu seneyi hazırladığımız protokolü İzmir Genç LGBT ile beraber hazırladık. Ve bütün partilerden, bütün adaylara bu taahhütnameyi imzalamaları için çağrıda bulunduk. Bu taahhütname içerisinde ne var mesela seyirci anlasın diye? Aslında çok basit. Yerel yönetimler de LGBT artı kapsayıcı politikalar geliştirmek. Yani bu bir belediye başkanının aslında asli sorumluluğu ve yıllardır görmezden gelinen bir grup. Ama LGBT artılar her yerde, bütün mahallelerde, bütün sokaklarda. Bu yüzden belediye yönetimde belki. Evet, yerel yönetimlerde de. 2013'te miydi Hatice, 14'te miydi? 3 tane açık adayımız, açık kimlikli adayımız vardı. Boysan, Sedef ve Çelik. Yani şu anda da bu taahhütnameyi imzalayan belediye başkanları var ve çok yakinen çalışıyoruz belediyelerle. Şişli Belediyesi, Beşiktaş, Kadıköy Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer'de taahhütnameyi imzaladı. Evet. Tunceli Belediyesi ile ilgili bir haber okudum. Evet, oradan da imza geldi. Yani yerel yönetimde LGBT hakları çok önemli. Bunu unutmamak gerekiyor. Seni yorumlamak istiyorum. Yani evet, bir LGBT hakların toptan belirlenen bir iktidar var. Bir de muhalefet var. İktidarı şu an tartışmanın bir anlamı yok. Onlar tamamen külliyen, yok sayan bir bakış açısı var. Muhalefet açısından, yani bu CHP'sinden, HDP'sinden, ne bileyim parlamentoda olmayan gruplar açısından bir LGBT politikası var diyebilir miyiz? Yani şöyle, LGBT politikası var diye doğrudan söyleyemeyiz bence. Toplumsal cinsiyet çalışıyorlar dönem dönem. Yani biraz ülkenin politik konjonktürüne göre de değişiyor bu. Bazen gündemlerine girebiliyoruz diğer partilerin. Fakat şu konuda haklarını yememek lazım. Şimdi bu belediyecilik protokolünün bir benzerini biz milletvekilleriyle de imzalıyoruz. Ve LGBT artı gündemini, yani hak ihlallerini mecliste gündem etmeleri üzerine bir taahhütnameyi içeriyor o da. Mesela bu yasaklarla ilgili Sezgin Tanrıkulu ve bir milletvekili daha, kim olduğunu şu anda hatırlayamıyorum, yasaklarla ilgili soru önergesi verdi mecliste. Ya da işte trans mahpusların durumuyla ilgili HDP'li ve CHP'li milletvekilleri sürekli bunu mecliste taşıyorlar. Yani aslında mecliste merkezi bir politikası olmasa bile bir dayanışma, evet, görüyoruz dayanışma bazı noktalarda. Evet, yani birebir ilişkimizin olduğu ya da erişilebilir durumda olan milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla bir şekilde şimdi iletişim kurduğumuzda. 13 Pride, 13 mi onları Pride hatırladım? HDP'den, CHP'den. Evet, evet, evet. Onlarca vekil vardı, evet, Pride, evet, yürüyüşünde. Evet. Bu aslında bir başarı vekili gibi. Aslında geçen yılda vardı. Yani her yıl aslında geliyorlar. Yasaklı olduğu dönemler var. Evet. Yani şöyle, mesela Taksim'e geliyorlar. Bir şekilde orada oluyorlar. Polis görüşmelerinde işte avukatların yanında bulunuyorlar milletvekilleri HDP'den ve CHP'den. Fakat onlar da gaz yemekten kurtulamıyorlar maalesef. Peki şey sormak istiyorum. LGBT örgütlerinin bu sorun bir politika sorunu. Yani hukukun mevzuatının değişmesi lazım, desteklenmesi lazım. Aslında bu yüzden politik örgütlerle ilişkilenmek lazım. Tabii ki toplumsal duyarlılık artması lazım ama nihayetinde çözüleceği yer parlamento, meclis veya yeni yasalar, korunma yasaları. Bu konuda bir girişimiz oluyor mu? Yani mevzuatın değişmesi, işte LGBT haklarının korunması için değişiklikler yapılması. Yani dernek olarak spesifik anlamda böyle bir çalışmamız belki geçmişte olmuştur, şu an tam hatırlamıyorum ama bu 2010 ve 2012 arası LGBT hareketinin gündemindeydi. Eşit yurttaşlık talebi, evet, anayasada nefret suçları yasasının olması talebi. Ancak tabii ülke şartları çok değişti. Politik atmosfer çok gerildi. Kutuplaşma inanılmaz arttı. Hareketin gündemi de değişti. Doğal olarak değişemiyor yani gündem, evet, güncel. Çünkü mesela yargı reform paketi tasarısı var ve o tasarı içerisinde ben eşit yurttaşlık bağlamında bir şey görmedim. Siz gördünüz mü bilmiyorum. Peki LGBT hareketinin gitmek istediği yer neresi? Nasıl bir yere evrilmek istiyorsunuz Türkiye'de?
Aslında çok temelde en başından söylediğimiz gibi bir eşit yurttaşlık talebimiz var. Anayasaya cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ibarelerinin girmesine dönük bir talebimiz var. Bizim ceza kanunumuzda nefret ve ayrımcılık başlıklı bir yasa maddesi var. Fakat içerisinde cinsel yönelim, cinsiyet kimliği yok. Ve biz suç duyurularımızı yaparken ve benzeri ifadesinin ona dahil olduğunu diyorsunuz. Sıkıştırmaya çalışıyoruz bunu. Çoğunlukla reddediliyor bu arada. Yani bu başvurularımızdan da bir sonuç alamıyoruz çoğunlukla. Ama öncelikle bir yasal tanımaya senin de söylediğin gibi ihtiyacımız olduğu kesin. Bu her zaman hareketin gündeminde. Zaman zaman daha ön plana çıkıyor. Zaman zaman biraz daha geriye düşüyor. Ya burada belki söyleyebilirim. Yani maalesef aslında en temelde yaşam hakkı mücadelesi de veriyor LGBT artılar Türkiye'de. Özellikle transseks işçileri konu olduğunda. Buna ek olarak yani LGBT artılar sistematik olarak sosyal, ekonomik, kültürel haklarına erişemiyorlar. Adalete erişmekte büyük bir sıkıntı yaşıyorlar. Yani bu mücadele aslında çok katmanlı ve her alanda veriliyor. En temelde de yaşam hakkı üzerinden veriliyor. Tabii ki bu haklara sahip olmak temennimiz. Bak, süremiz bitmek üzere ama yani son sözlerinizi almak istiyorum. Pride haftasında veya ayında ne mesaj vermek istersiniz seyircilere? Öncelikle tüm LGBT artıların onur haftası, onur ayı kutlu olsun diyoruz biz tekrardan. Ayrıca danışma hattımızı ve Türkiye'nin her yerindeki LGBT derneklerini hatırlatarak yalnız olmadıklarını, hep beraber olduğumuzu ve dayanışmanın bizi güçlü kılacağını hatırlatmak istiyorum. Lütfen bize ulaşmaktan çekinmesinler. Çok aslında güçlü ve örgütlü bir LGBT hareketi var Türkiye'de. Yani her ne kadar kısa diye tanımlasam da aslında güçlü bir hareket. Yani evet, en azından öyle düşünüyorum. Senin son sözlerini alayım ben. Yani her ne kadar yasaklansak da LGBT artıların her yürüyüşü, onur yürüyüşü, okulda, işte, mecliste, her yerdeyiz. Alışın gitmiyoruz, buradayız. Evet, çok teşekkürler geldiğiniz için. Bu Pride ayında en azından sorunlarımızı belki görünür kılmak konusunda bir aracı olduk. Bizim de gündemimizde, program gündeminde LGBT her zaman olacaktır. Belki büyük olasılıkla yine bir program yapacağız sizinle. Tekrar teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ve sevgili seyirciler, bu hafta Pride ayını, LGBT bireylerin uğradığı hak ihlallerini konuştuk. Haftaya başka bir gündemle, başka konuk arasında olacağız. İyi akşamlar diliyorum.